Şimdi de mikrofonu Genel Başkan Yardımcımız Avukat Sayın Hasan Seymen Beyefendi'ye bırakıyorum. Değerli Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, Bandırma İlçe Başkanım, memleketin Balıkesir'in en güzide ilçesi Bandırma'nın değerli muhtarları, ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu yemeğe hoş geldiniz diyorum. Gelecek Partisi, Türkiye'nin seçilmiş son başbakanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu tarafından liyakate, yoksullukla, yalanla, talanla mücadeleye adanarak kurulmuş bir parti. Muhtarlar ise demokrasimizin vatandaşla buluştuğu ilk halka. Genel Başkanımız bu ilk halkaya çok önem verdiği için ilçe başkanımızın da söylediği gibi 2015 yılında 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak ilan etti ve bu 19 Ekim'de de bütün genel başkan yardımcılarımıza, parti yönetim kurulu üyelerimize, il ve ilçe başkanlarımıza Muhtarlar Günü'nü muhtarlarla birlikte kutlama talimatı verdi. O talimat doğrultusunda sağ olsun Burhan Başkanımız da bu geceyi organize etti ve bizi buraya davet etti. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Selçuk Özdağ'a bırakmak istiyorum. Sözün üstadı o. Ben de bir Balıkesirli olarak Gelecek Partisi'nin ülkemizin geleceği için bir teminat olduğunu, mevcut ucube düzene, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ve tek adamın ağzına, bu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum sadece, yanlış anlamayın, kim seçilirse seçilsin ülkeye hayır getirmeyecek bir düzen olduğu, bu geçtiğimiz süre içerisinde belli oldu. Umarım ilk seçimde ülkemiz bu ucube sistemden kurtulacak. Bandırma, Balıkesir merkez ilçesinden daha fazla ekonomik getirisi olan, Türkiye'deki 900 küsur ilçenin içinde 23. sırada olan bir ilçemiz. Fakat hak ettiği yerde mi diye ben baktığımda, iki senemde üniversite yıllarında Bandırma'da geçti, maalesef hak ettiği yerde olmadığını görüyorum. Muhtarlarımız hak ettiği yerde mi, muhtarlarımızın da hak etmediği yerde olduğunu görüyorum. Ekonomik zorluklarınızı biliyoruz. Halka karşı seçimle gelmiş kişiler olarak sorumluluğunuzun büyük olduğunu ama bu sorumluluk karşısında elinizde yeterli ekonomik imkanın ve yetkinin olmadığını da biliyoruz. Ve Gelecek Partisi bunların hepsini çözmeye talip, desteklerinizi bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.